Merdivenden çıkan bir tane Ford Ranger. Ben bu işi yaparım dedim mi? Herkese merhaba, ben Kosef. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün harikulade bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıkta da, kapak fotoğrafında da görmüş olduğunuz üzere merdivenleri Rex ile tırmanacağız. Biliyorsunuz daha önce ne yapmıştık arkadaşlar? Rex'i ağaca tırmandırmıştık. Evet, o ağaca tırmanmayı sizler istemiştiniz arkadaşlar. Bana Instagram'dan sürekli olarak böyle bir ağaca tırmanan F-150 videosu göndermiştiniz. Ben de tabii ki de sizin isteğinizi kırmadım ve Rex'i ağaca tırmandırmaya çalıştım elimden geldiğince. Bugün de bana böyle yaklaşık 2 aydır, son 2-3 aydır hatta sürekli olarak gönderdiğiniz işte abi merdivenden çıkan bir tane Ford Ranger. Böyle bir hani hafif, çok da dik olmayan bir merdivenden böyle çıkıyor yürüyerek. Çıkan bir Ford Ranger gönderiyorsunuz arkadaşlar. Biz de ofiste arkadaşlar böyle bir yer aradık. Yani İstanbul civarlarında, İstanbul'da bulabileceğimiz yüksek merdivenleri olan, yani geniş olan merdivenleri ve Rex'in de yürüyebileceği, gidebileceği, deneyebileceğimiz aynı tıpkı o videodaki gibi bir merdiven aradık. Belki de orası burası, onu da bilmiyorum. Ama ve lakin biz bulamadık. Bayağı bir aradık, taradık, bulamadık. Sonra bir haber geldi aklımıza. Dedik ki bir tane araba bir merdivenlere yanlışlıkla girip takla atmıştı. O merdivenleri bulabilir miyiz diye aradık, taradık. Yanı başımızda 7 dakika uzaklıkta Ümraniye'de işte o merdivenleri bulduk arkadaşlar. Gelin isterseniz önce onu göstereyim size. Ondan sonra da Rex'i deneyelim. İşte arkadaşlar orası burası. Şimdi haberin linkini de şöyle size bir tarafa bırakıyorum. Bu haberi hatırlıyor musunuz? Bir kişi Yandex'in böyle arama motorunu kullanarak bir yoldan geliyordu. Hatta üstteki yoldan galiba. Birazdan çıkacağız şimdi üste. Üstteki yoldan geliyordu. Araç ona sağa dönün demiş, sola dönün demiş. O da buradan aşağı böyle tepe takla attı arkadaşlar. Biliyorsunuzdur bu yolu. İlerleri çok dik yani. Bir arabanın gidebileceği yer değil. Ama ve lakin şuradaki balyaları düşünürsek, şu taş balyaları 1, 2 ve 3 ve 4'üncüye kadar belki Rex'i deneyebiliriz. Tabii şuraların, buralar da bayağı yüksek. Hani o bana göndermiş olduğunuz videoda buralar o kadar yüksek değildi diye hatırlıyorum. Ama Rex burayı çıkar diye tahmin ediyorum. Sence çıkar mı Enes? Çıkar mı diyorsun? Buradan çıkmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Sonrakiler zaten daha rahat. Belki şu 4. basamak, 3. basamakta bir yükseklik var. En azından elimizden geldiğince sizler için buraları çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu yukarıdaki ben yeri çok merak ediyorum, adamın kaza yaptığı ya. Bir bakalım mı oraya arkadaşlar? Gelsenize. Evet arkadaşlar, bakın tam şu anda ortasındayım. Burada görmüş olduğunuz üzere bakın. Eski merdivenler var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Çok dik yani. Burası arabanın gidebileceği bir yer değil. Bildiğiniz normal basamaklar. Eski hali buymuş muhtemelen. Sonrasında, yarıdan sonrasında böyle bir merdiven yapmışlar arkadaşlar. Buralar geniş. Yani buralara kadar, şu biraz daha önümüze kadar Rex'i tırmandırmaya çalışacağız ama size temin ederim. Bana gönderdiğiniz videodaki yer değil burası galiba. Ve burası bayağı bir dik. Yani o gönderdiğim videodakinden çok daha dik bir yer. Bilmiyorum çıkabileceğiz mi? Yani çıkarız da hani buraya kadar gelebilir miyiz bilmiyorum. Onun sözünü veremem. Ama elinden geldiğince riski almadan, çünkü çok boş bir yer zaten. İnsan sayısı çok yok yani. Hiç kimse gelmedi biz burada olduğumuz sürece. Nefesim tıkandı ya, o kadar dik ki. Şimdi yukarıya bir çıkalım, hemen bir göstereyim size orayı da. Buradan böyle çıkma şansı yok ya. Şu hale bak. Bu normal bildiğin merdiven ya. Zaten orası sonradan yapılmış. Zaten buradan bile baksana nasıl belli oluyor. Bak. Düzlüğe bak. Daha düz geliyor. Burası bildiğin dik. Bu arada... O haberde herhalde adam sağa döndüm dedi değil mi? Yandex sağa dön diyor. Muhtemelen bu güzergahtan geliyor. Burada Yandex sağa dön diyor. Abi adam buradan adam buradan aşağı Palas Bandırası iniyor arkadaşlar. Böyle taklalar atarak gidiyor. Yani adamın yani verilmiş sadakası varmış. Aşağı kadar taklatsa çok daha sıkıntı, bakar mısın? Bak Rex de nerede? Bak şurada görebiliyor musun bilmiyorum. Upuzak yerde. Ve zaten belediye ekipleri de buraya şey koymuşlar herhalde. Artık zabıta mı, trafik mi? Taşlar koymuşlar, demişler ki aga buraya giriş yok. Yandex yanlış söylüyor size demişler. Adam buradan aşağı girmiş, hatta yukarıya da taş koymuşlar baksana. Oraya da koymuşlar. Neyse biz artık o zaman arkadaşlar Rex'in yanına gidelim, Rex'e binelim. Şu ilk basamağı bir çıkalım hayırlısıyla. Ondan sonra diğerlerini böyle teker teker çıkmaya çalışalım. Siz istediğiniz, Kosef abiniz yapıyor. Videoya başlamadan, yani başladık aslında ama tırmanmaya başlamadan önce like tuşuna basıp aşağıya yorumlarınızı bırakırsanız çok çok memnun olurum. Hadi bakalım Rex tırmansın.
Arkadaşlar geliyorum, Allah'a emanet olun. Yani umarım biz de taklaya gelmeyiz. Deneyeceğiz. Arkadaşlar selamlar. Vallahi bilmiyorum ne olacak sonumuz. Yani sizin bu gönderdiğiniz videolar var ya, yakacak, başımızı yakacak bir gün ama bakalım hangi. Enes bir beni öne doğru yaklaştır şimdi, tamam mı? İyice bir yaklaşayım. Sürtmeyeyim ama, sürtme durumu varsa. Bir söyle bana, dur de. Dur bir bakayım, bir bakayım, bir bakayım. Bir bakayım. Şu an sürtüyor gibi değiliz. Yani bilmiyorum sürtecek miyiz? Sence? Bence biraz sürtecek gibi abi. Abi şuradaki taşların büyüklüğüne baksana ya. Keşke bunun altında bir böyle şeyimiz olsaydı. Yükseltimiz. O zaman çok daha rahat giderdik aslında. Çıkardık yani. Şuradan denesek, yani şöyle bir hamle yapsak olmaz mı? Bak burası çok az çünkü. Buradan en azından bir tekerleği bile atsak diğer tekerleği kurtarırız gibi geliyor. Bu arada arabayı 4x'ya almadım, onu da alayım. Bir geri gideceğim. Sonra şöyle bir çıkartacağım. Zaten bunu çıktık mı 2-3 basamak çıkarız. Ama tahminim şu orta şey 4. basamak acayip yüksek yani. Bilmiyorum, orası biraz daha zor. Bu arada sizin mahallelerinizde böyle yerler varsa arkadaşlar, hani arabaların çıkabilir mi? Haberim olsun. Yazın yani yoruma. Hatta Instagram'dan bana bildirin. Bak geliyorum hemen. Arabayı da bir 4x'ya alayım. Araba 4x'da kalsın. Bu arada arkadaşlar, erken saatte geldik ki, sabahın çok erken saatinde geldik ki trafik çok yoğun olmasın. Şu anda o yüzden saat ilerledikçe trafik akışı da hızlanmaya başladı. Tabii bizim yolumuzda trafik yok ama hemen bir arabayı düzeltmem lazım. Çok yüksek ya, çok yüksek arkadaşlar. Yani inanın çok yüksek. Ya bilmiyorum. Enes bana, beni uyar. Şu an neredeyim? Bir dakika. Bir dakika. Merak ettim. Şu an sanki dayandım. Değil mi? Ha yo, birinciye de. Aa oğlum çok iyi lan. Oğlum bu araba ne? Rex ne lan böyle? Ha? Yani bildiğin sürtecek diye düşünürken arada yarım metre var be. Yarım metre yok tabii de 25-30 santim belki daha fazla var. Tamam o zaman ya. Biraz önce niye öyle duruyordu kral? Diğer taraf daha yüksek abi. Abi diğer tarafa zaten yakınız. Bence diğer tarafın yeri daha düşük kaldı. Bak buradaki avantajımız bir de şu. Bunu göz ardı ettik. Bu avantaj bizim için. Bak burada bir yükselti var. Buranın yükseltisini otomatik yap. Yani biz en soldan daha rahat denermişiz. Kardeşim Allah'a emanet ol. Alt tarafına özellikle bakmanı istiyorum. Alt tarafına da bak. Çıkabilecek mi diye bir bakalım, tamam mı? 4 çekişteyim. Deniyorum. Bu arada bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Tıpkı ağaca tırmanma videosunda olduğu gibi lastikler çok basınç alabilir. Umarım lastikleri patlatmayız kardeşim. Lastikler patlamaz umarım. Şu an neredeyim? Taşta mıyım? Tamam. Sağ teker şeyde mi? Kaldırımda mı? Oğlum. Oğlum çıktı. Oğlum bu. Oğlum sen gerçekten rahatsız bir arabasın. Oğlum bildiğin çıktı. Ya bak gerçekten hiç inanmıyordum çıkabileceğine ya. Hani zorlanır falan diyordum, lastik şişer, o ağacı tırmanırken başımıza gelenler burada da olur dedim. Oğlum bayağı çıktık. O zaman kardeşim ben devam ediyorum tırmanmaya. Ya Kosif abiniz yapmaz mı lan? Siz istersiniz de yapmaz mı? Oğlum korkunç yüksekteyim şu an. Vallahi korkmuyor değilim. Ama çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz yani. Rex ne yapsa kazanır o arkadaşlar. Bu arada Rex'in şarkısı geliyor önümüzdeki hafta Cuma günü. Bilginiz olsun Kosif müzik kanalımızda. Bunun şerefine de böyle bir şey. Oğlum sen harbi hayvansın sen ha. Sen harbi hayvansın sen. Sen nesin oğlum böyle? Bu nedir ya? Bu ne oğlum? Ya şu an var ya şey düşünüyorum ha. Yukarıya falan çıkasım var. O taşları maçları kırırsın var ya. Öyle çıkar gibi geliyor bana. Ben kendimi çok özgür. Arkadaşlar bu ne ya? Çıkıyor bildin. Hiç çıkacağını tahmin etmiyordum. Bir dakika. Burada zorlandık.
Burada bir tık zorlandık. Arka geçmiyor. Sağ arkaya bir baksana. Sağ arkada bir sıkıntı var galiba. Sağ arka tekerde bir sıkıntı var. Dayanmış mı? Dayanmış abi. Orada bir sıkıntı var. Biraz geri alacağım arabayı. Biraz daha hız alarak geliyorum arkadaşlar. Çok az bir hız alacağım yani oraya vururken. Ne oldu lan orada? Ah be, tam çıkıyordu değil mi? Veriyorum gazı. Veriyorum tekrar. Nerede kalıyor? Önden mi çıkmıyor? Yani önle arka aynı anda bence duvar tırmanmaya çalışıyor şu anda. Evet abi. Bir tık onunla alakalı galiba. Aslında aracı ben şey mi yapsam ya? Kitlesem mi diferansiyelleri? O zaman daha rahat çıkar. Dört teker aynı anda dönerse mantıken. Şu an hesaplar kitaplar yapıyorum arkadaşlar çıkabilmek için. Kitledim şimdi diferansiyeli. Bir de böyle deneyeceğim. Bir de böyle deneyeceğim. Dörtlüye yüksek torkla bir bindirsek. Bir de öyle deneyelim. 4L yapalım. 4L'deyim. Tamam kızma. Tamam kızma. Abi nasıl geç çıkamıyor arkayı ya? Ön çıktı o kadar iyi. Arkadaşlar arka tekerlek zorlanıyormuş. Şu anda ben göremiyorum ama size muhtemelen çekiyoruz orayı. Şimdi ben buradan birazcık hız alarak gelmeye çalışacağım. Çıkmıyor. Şimdi peki sol arka ne durumda? Bir dakika bir ineceğim bir bakacağım abi. Şimdi şuradan mı patiyi çekiyor yoksa diğer taraftan mı? Şimdi şuradan biz patimizi çekiyoruz. Arabanın tabii ki de arka kasa boş olduğu için muhtemelen zorlanıyor. Ama sonuç olarak iki basamak çıktık şu an itibariyle. Bir basamak daha çıksaydık zaten amacımız o. Bir üstte daha çıkmak istiyoruz. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Arka iki teker aynı anda vurmuyor galiba. Yani sadece sağ taraf zorluyor şu anda. Eğer biz buradan şöyle bir taktik yaparsak, şuradaki basamağı kullanarak aracın kaldırımla arasındaki mesafeyi azaltmak için şu basamağı ikisi içinde kullanıp şöyle bir vuruş yaparsak bence çıkarız. Sence? Bence de öyle çıkabiliriz gibi geliyor. Hadi bakalım bir de öyle deneyelim. Bakalım. Geliyorum geri. Arabayı bir anda indirmeyeyim çünkü basamağa geldiğimde. Tamam güzel. Şimdi yüksekten geri ineceğim. Yüksekten bir tık geri ineceğim. O yüzden burada yavaş olmam lazım. Güzel, indik herhalde. Buradan bir deniyorum. Bakalım buradan fark edecek. Sürtmüyor değil mi? Tamam. Abi hayvan ya. Hayvan, yemin ediyorum hayvan. Orta dingile baksana, o da sürtmüyor değil mi? Tamam, şu an geldik galiba değil mi oraya? Şu an oraya geldik arkadaşlar. Son basamağımız. O basamağa tırmanmaya çalışacağız ama arka kasa boş olduğu için muhtemelen zorlanıyor araç bence. Ah be, lastikleri yiyoruz. O yüzden çok denemek istemiyorum yani. Lastikleri yiyoruz arkadaşlar. O yüzden biraz şeyim var. Biraz hız alsam çıkar ama o da arabaya çok zarar verebilir diye şey yapmak istemiyorum. Of. Araba sekti. Yerinde sekti değil mi? Daha fazla bence zarar vermeyelim yani. Daha fazla zarar vermeyelim arkadaşlar araca. O yüzden de bir taktik var kafamda aslında. Geri. Bir de geri deneyelim arkadaşlar. Çünkü arkası boş olduğu için yapmıyor. Şimdi geri gidersek ne olacak? Arkası ne kadar boş olursa olsun önden baskı uygulayacağı için ağırlık geri ilk başta atacak. Zaten ön tarafı da diğer türlü almış olacağız. Ama diferansiyel sürtebilir o zaman. Bakacağız işte. Bir deneyeceğiz. Ben bir arabayı döndürüp geliyorum o zaman.
Evet arkadaşlar. Bir arabayı toplayayım, düzelteyim. Ondan sonra evet. Şu an geri geliyorum abi. Ne durumdayız? Yaklaşınca bana söylesene. Direkt çıktı oğlum. Ne dedim ben sana? Ne dedim? Geri çıkar. Direkt çıktı bak. Çünkü arkası boş ya. Ağırlık önde, yukarıda. Arka pati çektiği için az önce çıkmadı. Bu arada geri daha hızlı gidiyor araba ya. Şu an ikinci basamağı mı çıkıyor? Hoppa. Peki ön taraf sürtecek mi? Sence yere? Yok, sürtmez bence. Yere de mi sürtmez? Yavaş. Geldik mi? Yavaş yavaş gel abi. Birinci küçük basamak. İşte geri vitesle yavaş yavaş gelmiyor. Onu avradım. Kafamı vurdum. Şu an galiba tam sıfırladık. Geriye doğru veriyorum. Ha, burada sıkıntı yaratıyor. Şimdi basarak çıksam çıkacak ama bir hafif. Bir de 4L'de deneyeyim burayı. Ya burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani ikinci teker çıkarken niyesi bir sıkıntı yaşıyoruz ya. Pati çekiyor değil mi? Şöyle bakarak basamıyorum çünkü araba teptiği için beni de tepiyor arkadaşlar. O yüzden bir tık şöyle içerideyim. Yok. Olmuyor. Olmuyor değil mi? Yani pati çekiyor arkadaşlar. Yani şöyle görmüş olduğun üzere. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Ağaçtan daha başarılı olduk. Yani ağaç videosuna nazaran çok daha başarılı olduk. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bak görmüş olduğunuz üzere buraya da bakın. Deli gibi lastik izleri var şu anda burada. Burada var, yerde var. Araç burada pati çekiyor. Ve çıkmıyor geriye doğru. Ya yani zorlasam çıkar. Hani ileri alsam biraz daha gaza basıp şöyle 5 kilometreyle falan gelsem vursam çıkar ama o da arabanın her şeyine zarar verir arkadaşlar. Rex bizim canımız, ciğerimiz biliyorsunuz. Ya aslında şurada bir yükselti olsa mesela buraya geçse aslında bir iki basamak. Bir tane taş maş bulamaz mıyım ya? Dur bakayım. Dur lan dur. Dur abi. Dur. Dur abi. Hah. Şunu bir koyalım. Bir de taşın üzerinden deneyelim bakalım. En azından birisini atarsak diğerleri de atar. Bir deneyelim. Ya adamlar benden istemiş bunu. Ben yapmaz mıyım şimdi? Olmaz. Yapmasam olmaz. Direksiyon düz değil mi? Taşa geliyor yani. Tamam geliyorum. Ah be! Ah be abi! Sanki çıkıyordu. Taş hala altında mı? Sanki çıkıyordu ha. Daha büyük bir taş. Taşın üzerine taş koyacağız. Hani abimiz buraya bahçe yapmış. Onun da taşlarını bozmayalım. Aa bir dakika parke taşı buldum. Evet parke taşları buldum arkadaşlar. Onları bir de deneyeceğim. Şöyle bir tane koyup. Ya da şöyle yapayım. Şöyle. 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 Nasıl? Bence bu daha büyük bir şey koyabilir ama iki taraflı olsa daha iyi olurdu. Tekten deneyelim. Okey, hazır mısın? Hop be. Hop be abi. Abla geçti. Abla diyor bu manyaklar ne yapıyor? Dağıldı galiba aynı. Sanki bassaydım çıkacaktı ama ha. Evet abi. Keşke bassaydım. Değil mi? Orada bassaydım çıkacaktı galiba. Bir daha deneyeyim son olarak. Basıyorum. Hoppa abi. Hoppa abi. Harbi çıkması lazımdı. Ya işin açıkçası doğrusunu söylemem gerekirse hani bu şekilde çıkmak zaten beni çok da nesteden bir şey değil. Abimizin taşlarını yerine koyalım da. Acaba iki taraflı taş mı koysak? Yani iki tekeri de taş koysam diye dedim.
Bak buna böyle. Arasında kalacaklar. Aha. Aha burada kenarda taş varmış. Aha bunu da buraya koydum. Bence şu an gayet ideal ama biraz hızlı girmem lazım. Burada bir tane daha var. Bunu da diğer tarafa koyalım. Gel bakalım gel. Nasıl? Bence şu an çok ideal. Sadece arabanın ağırlığı var ya, kütlesel ağırlığı. O biraz sıkıntı yaratıyor gibi geliyor. Ön tarafta da ağırlık var çünkü motor. Yani şuraya çıksam o kadar mutlu olacağım ki. Şu iki tekeri de kaldırıma çıkartmış olsam, dört tekeri de. Ah be! Uyuz oldum şu an ya. Nereye gitti o taş? Harbi mi lan? Yola atmış oğlum. Ha, bunu da atmış. Buradakini de atmış, onu da atmış. Pati çekince tabii. Şöyle bir şey yaptım son olarak. Bunu da şöyle koyacağım. Bunu da bunun üzerine koyacağım. Son olarak deniyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Her yer lastik. Lastikleri bayağı yaktık. Ama deneyeceğim ya. İnat ettik biraz. Biraz geri alacağım. Hazır mısınız? Son deneme. Allah ne verdiyse basacağım. 4E'yi alacağım. 4E'deyiz. Araba artık beni bırak diyor arkadaşlar. 4E'ye geçer. Ha, 4E'ye geçerken R'yi aldım ben, ondan oldu. Hazır mısın kardeşim? He? Hazırım abi. Hazırsın. Arkadaşlar sizler de umarım hazırsınızdır. Haydi bismillah, son deneme. Böyle bir kafamı koruyayım. Ya ben ne dedim? Ben ne dedim size? Ben yaparım dedim mi bu işi? Ben bu işi yaparım dedim mi? Bu işi yaptık arkadaşlar bak. Kaldırımdayız iki tekerleğimizle birlikte. Dört tekerleğimizle birlikte. Yapacağım dedim mi yaptım. Öyle değil mi Enes? Uğraştık dedim. Taşlar maçlar. Taşlar maçlar o bu. Bir şekilde başardık. Gelişimi şu iki şuraları da geçelim. Bunlar zaten artık fasafüse bizim için. Onları da geçelim. Bir iki basamak daha yukarı doğru çıkalım. Bu arada sorunun ne olduğunu buldum arkadaşlar. Sorun şu. Aracı 4L'de denediğim için. 4L'de unutmuşum. Biraz önce öyle demiştim ya. 4L'yi alınca direkt çatır çatır yardı. Yardı geçti. Ben daha ne yapayım ya? Bu Rex daha ne yapsın abi? Bu Rex daha ne yapsın? Oğlum hayvana bak. Bildiğin merdiven tırmandı oğlum şu anda. Arkadaşlar şu hali şuradan bir çeksene şuradan. Hayvan herif. Oğlum en büyüğü çıkmışız. Ben farkında değilim. En büyüğü çıkmışız. Ben buraya çıkmayı izliyordum. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Buna vurmayı izliyordum. Oraya çıkmışız resmen. Bak ötekiler daha düşük çünkü. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere yani en üst tarafa kadar çıktık. Bayağı başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ağaçla kıyasladığımda özellikle ağaç videosunda çok fazla başarı sağlayamamıştık ama bu videoda fazlasıyla yaptık. Daha fazla da yaparım bu arada. Daha da bir en az bir 4 basamağımız daha çok rahat var. Ama ve lakin onları da yapmak istemiyorum. Çünkü malumuz arkadaşlar. Rex'imiz, canımız, ciğerimiz arkadaşlar. Şimdi ben iniyorum. Aşağı doğru iniş çekeceğiz. İnişler de çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bayağı bir basamağımız var ineceğimiz. 1, 2, 3, 4, 5 basamak ineceğiz tam. Hadi bakalım. Onu da inelim. Arkadaşlar nasıl başardık ama? Nasıl yaptık? He? Nasıl yaptık ya? Yapacağız dedik. O taşları söktük, getirdik, yaptık. Ama burada inişte de çok yavaş olmam lazım. Rex'e zarar gelsin istemiyorum arkadaşlar. Hop birinci basamağa indik. Aynı bir de oradan iniyorum, bir de buradan iniyorum. Ya top 15-8 basamak falan oluyor. Şimdi burası biraz riskli, burası en sonu. Bana tam oraya gelince haber versene diyeceğim de yok, ben tamam görüyorum. Yavaş yavaş inelim de Allah yani şöyle bir son basamağa doğru. Oh yeah, evet indik artık. Çok şükür en önemli kısmı atlattık arkadaşlar. Son basamağa iniyorum. Çok heyecanlı. Aslanlar gibi orayı da indireceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler istediniz. Ben ne yaptım ettim. Bu aracı buraya çıkarttım. Hatta biraz önce bir kurye arkadaş geldi. Ona da buradan çok selamlar. Dedi ki bu arabayı oraya nasıl çıkarttın ya? Nasıl başardın onu dedi. Dedim kardeşim bu Rex yapar. Her şeyi yapar. O şekilde hallettik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bu tarzda videonun devamının gelmesi istiyorsanız like tuşuna basıp aşağı yorum olarak bana bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Önümüzdeki hafta Cuma günü gece saat yani Perşembe Cuma'ya bağlayan gece
saat 00.00'da yani gece yarısında 12'de yeni şarkımız Rex'in şarkısı Kazan Kaybet Yarış yayında olacak arkadaşlar. Hemen sabahında da kısmetse daha henüz çekmedik ama klibi de Kozif müzik kanalında, YouTube kanalında yayında olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun, onlara da buradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarıma gitmek için aşağıdaki yurda çıkan videolara tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sizi çok seviyorum. Gülmeyi unutmayın. Bye bye.